Sultan Gazi'den çıktık yola, sora sora geldik buraya. Merhaba sevgili çocuklar, nasılsınız, iyi misiniz? Ya başladık o tarafa. Evet, ben Sultan dedem. Evet. Sevgili İbiş. Evet, o ben öyleyim. Ya tanıtım çekmiyoruz, hikaye anlatacağım bu hafta. Çok ama. Güzel bir hikaye. Evet, bu akşam bugün siz... sen çabuk anlat tamam. Ya. Çabuk. Bir varmış, bir de yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Biri açmış, biri de tokmuş. Toklar açın halinden anlamaz olmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, horozlar imam iken, ben ise babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, babam düştü beşikten, alnını yardı eşikten diye başlarmış hikayelerimiz. Günlerden bir gün, 1208 yılında Eskişehir'in Horta köyünde doğmuş sevgili Nasrettin Hoca. Sonra Konya Akşehir'e yerleşmiş. Nükteleriyle, hikayeleriyle tanınan, dilden dile dolaşan hikayelerinden birini sizlere anlatmaya çalışacağım da... İbiş Efendi, dinliyorsun değil mi? Ha, tabii. Dinliyorum Sultan dedem. Niye dinlemeyeyim ben bir şimdi? Bir Nasrettin Hoca varmış. Nasrettin Hoca varmış. Nasrettin Hoca. Bir taneymiş hem de. Bir tane Nasrettin Hoca. Allah Allah. Nasrettin Hoca bir gün eşeğini kaybetmiş. Lakin öyle sevinçli, öyle sevinçli eşeğini arıyormuş ki komşuları bile şaşırmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Ondan sonracığıma komşuları onu görür görmez, ya Nasrettin hocam hayırdır, neyin var, niye böyle gülerek eşeğini arıyorsun deyince, ya sormayın komşular, benim eşek kayboldu, çok şükür, çok şükür. Yahu insan eşeğini kaybetti diye hiç şükreder mi? Etmez olur. İbiş Efendi, ne edermiş Nasrettin Hoca ne edermiş? Allah, şey, aman dikkat, şey çimlere basma. Kim? Ya diyorum, Nasrettin Hoca'nın eşeğini kaybetmiş ya, çok şükür, çok şükür diyormuş. Dinle, Nasrettin dinle. Nasrettin Hoca eşeğini mi kaybetmiş? Günaydın, hayırlı sabahlar, uyan da hemen göle balığa gidelim. Allah Allah, yahu dinle, dinle. Efendim, o esnada Nasrettin Hoca telaşından sağa bakmış, sola bakmış. Ya komşular demiş, ben demiş şükretmeyeyim de kim şükretsin? Ya dinliyorum bakayım acaba, dinliyorum bakayım acaba. Sonra Nasrettin Hoca köyle demiş ki, ya eşeğin üstünde ben de olsaydım demiş. İbiş Efendi, hikaye bitti. Aa, çok güzelmiş ya. Ne kadar... Beğendin mi? Çok beğendim. Peki ya. Peki hikayenin ana konusu, ana teması neymiş? Nasrettin Hoca. Allah Allah. Yahu sen kimle konuşup duruyorsun öyle ya? Kim? Sen. Ne hocam? Kimle yazışıyorsun? Deminden beri yazışıyorsun, görüyorum. Nerede? Orada. Kim? Allah Allah. Neyse. Kıymalı sade. Neyse, ben bir alışverişe gideceğim. Yine burada buluşuruz. Hadi hadi. Tamam. Hadi, kimle konuşuyor bu adam, ben anlamadım ya. Hikaye bitti. Hikaye bile dinlemedi yahu. Allah Allah ya. Kaç kere dinledim senden o hikayeyi ya. Allah Allah. Bilmediğim bir şey anlat. Bak, çocuğa da cevap veremedim. Hadi oyuna girelim. Nokta. Hoppa. Şişt. Oğlum bak, şeş kaşın, şeş kaşın. Açamıyorum ben. Allah ya. Ya arkanda be. Oğlum niye böyle yapıyorsun? Ya bu yanlış. Ben normalde yenerdim de var ya. Bak. Oo, çantayı alın, çantayı. Ya çant, hepsini sen bırak. Bak. Ha. Kim vermiş? O ne? Aa, tamam. Yarın buluşuyormuş. Yarın. Buluşuruz ya tabii ki. Saat, saat kaçta? Saat 10'da. Tamam. Saat kulesinin önünde. Tamam. Hop. Aa, şarjım bitiyor ya. Hemen şarja takmalıyım. Şarja takmalıyım. Of, of, bugün iyi. Pazar var bugün. Sultan Gazi'nin en güzel pazarlarından bir tanesi. Gideyim de alışveriş falan yapayım. Evde bir şey kalmadı. Hayırlısı olsun, bereketli olsun. Acaba diyorum eşeği de alsam mı? Eşekle beraber mi gitsem? Hey gidi Nasrettin Hoca, eşeğiyle pazara giderdi. Oo, günaydın İbiş Efendi. Günaydın Sultan Hoca. Hayırlı sabahlar. Sana da hayırlı sabahlar. Hayırdır böyle hazırlanmış, telaşlı telaşlı. Nereye gidiyorsun?
Yok canım, ben nereye gideceğim ya? Ben saat 10'da biriyle buluşmayacağım ki saat kulesinin önünde. Nasıl? Saat 10'da biriyle buluşmayacak mısın? Yani buluşacaksın. Sana kim dedi? Yaklaş, yaklaş. Kim söylediğini ben sana söyleyeyim. Bana biri dedi ki, İbiş dedi, saat 10'da dedi, biriyle buluşacaklarmış dedi. Allah Allah. Ya, kim dedi acaba? Yahu sen ne yapıyorsun İbiş? İyi misin İbiş Efendi? İyiyim Sultan. Sağlığın saatin yerinde mi? Allah razı olsun. Kimle buluşacaksın söyle bakalım. İbiş. Şey. Var ya o. Var, canım. Kim var? Şeyle. Bir dakika. Ben dün hani hikayeler falan anlatırken sen bu sosyal medyadan bir şeyle birileriyle yazışıyordun, öyle mi? Ya sosyal medyadan değil, öyle basit olmasın yani. Tabii olmasın. O benim oyun arkadaşım. Oyun arkadaşım? Tabii. Tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Oyunda omuz omuza savaşıyoruz onunla. Hayır, yani bireysel olarak gördün mü hiç arkadaşı? Bireysel de savaş, o beni hiç yalnız bırakmıyor. Ya öyle değil, hani canlı olarak hiç gördün mü arkadaşı? Canlı görmedim, hep ölüyor valla. Hay Allah, elini versin ya. Onu sormuyorum İbiş Efendi. Diyorum ki bu adamla, bu çocukla, bu gençle hiç tanıştın mı, görüştün mü, konuştun mu? Yok, daha buluşmadım. Ya büyük zaten. İlk defa. Büyük zaten. Büyük. Sen hiç tanımadığın sosyal medyadan tanıştığın biriyle buluşmaya gidiyorsun. Alkışlıyorum. Seni alkışlıyorum. Hatta ben değil, tüm seyirciler seni alkışlıyor. Sağ olun. Çocuklar ne diyor biliyor musun? İbiş, asla böyle bir şey yapma diye bağırıyorlar. Neden? Olur mu evladım yahu? Hiç sosyal medyadan biriyle tanışıp onunla buluşmaya gidilir mi? Gidilmez mi? Yo, kişi senin canına kastederse, ya sana yanlış bir şeyler yaptırmaya çalışırsa, ya seni kaçırırlarsa. Ay, kaçırmasınlar ya. Tanımıyorsun, etmiyorsun bu insanı. Ama tanımıyorsun derken tanıyorum. Yani... Ya tanıyorsun da orada sosyal medyadan Allah bilir seni. Sana dedi ki belki de 30 yaşlarında, 40 yaşlarında ama ben 8 yaşındayım, 10 yaşındayım diye bahsetti. Ya asla böyle şeylere inanma İbiş Efendi. Sen şimdi gideceksin buluşmaya. Hadi tuttu seni, kandırdı, etti, kaçırdı. O zaman ne olacak? Annen üzülecek, baban üzülecek, nenen üzülecek, deden üzülecek. Tüm akrabaların perişan olacak. Tüm emniyet teşkilatı seni arar olacak. Sense kimsesizler bir yerde. Vay haline, vay haline. O zaman... Allah bilir hırsızlık mı yaptıracaklar? Allah bilir ne bileyim sağa sola götürecekler. Efendime söyleyeyim sana işkence mi edecekler? Sultan dedem ne diyorsun ya? Hiçbir şey demiyorum. Olur mu öyle şey? Hiç öyle bir şey yapar mı seni çağıran kişi? Senin tabii böyle omuz omuza çatıştığın, omuz omuza savaştığın birisi değil mi? Evet. Ahlar olsun, vahlar olsun. Demek bugüne kadar hiçbir şey öğretememişim İbiş Efendi. Aman deyin çocuklar, aman deyin. Sakın ama sakın öyle internetten tanıştığınız kişilerle buluşmaya asla gitmeyin. Ya görüyorsunuz İbiş'in halini. Şu an ne kadar üzülüyor. Ben nasıl düştüm böyle bir hileye diyor. Onun için asla annenden, babandan habersiz, özellikle benden habersiz hiç böyle bir şeye kalkışmayı iyi bir şey. Aman Sultan dedem, sen benim gözümü açtın. Ben bundan sonra sana sormadan oyuna bile girmem ya. Allah razı olsun. Aman diyeyim. Neyse, yani program yapalım derken konu kendiliğinden gelişti. Neymiş? Neymiş? Oyun oynarken büyünüze sorun. Yok, o değil. Hayır canım, sosyal medyada tanıştığınız insanlarla asla buluşmayın. Aynen. Böyle bir teklif olduğu zaman hemen aile bireyinize haber verin. Annenize babanıza söyleyin. Mutlaka. Ben Sultan dedeme söyledim. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Sen olmasan bana... Aman diyeyim çocuklar. Olmasa ben nerelerde olurdum, kim bilir. Allah emanet olun. Bana nereye aman yaptırırlardı diyeyim. Ya. Tamam ağlama çok ya. Sokaklarda ben neler yapardım ya. Tamam. Kes be adam, ne ağlıyorsun ya? Gitmedin işte, engel olduk. Ne güzel, tam zamanında müdahale ettik. Her ne kadar sırtçılisan eylediysek affola. Evet, ondan Allah, yaptıysak affola. Yüzünüzden gülücükleri, cebinizden harçlıkları, kalbinizden sıcak sevgi ve imanı, evlerimizden sizler gibi cennet çiçeği olan evlatlarımızı Rabbim asla eksik etmesin. Allah hiçbir anneyi babayı evlat acısıyla imtihana tabi tutmasın. Kalın sağlıcakla. Eyvallah. Sultan dedem. Bir oyuna gireceğim, yanımda öyle ama.
Tamam, hadi. Sen benim yanımda ol, dinlersin, tamam. Hadi bakalım. Bak şimdi, buradaki alanlar var ya, bu alanlar bizim. Öbürleri var ya, onlar da onların. Çok güzel ya. Ben de oynayabiliyor muyum? Hadi oynayalım.